Bey, sağ ol. Tanrı sana Allah'ın olsun. Hürmetli Üstazımız, Tazilatlı Şahidimiz, Muhammed Arzularımızı tekrar arzularımı vardı. Biz şahit olup yanlar veriyoruz. Tahsilinden kurduğumuzda şu etkimiz tekrar ona kavuza monotonlarla kişilerini olup tepesi açılmasa Sırman Bulan sahne doğup yurtmuşsa tekrar nasibimiz sırada bu kadar bizde şunlara arzularını ertiklerdi. Elhamdülillah bu arzuları uçardı. Bana bugün işte Müslümanlarla yenge Mesih Konakası'nın itkeni münasebetinde Fazilet-i Şer, Hürmetli Üstad, Hürmetli İslam, Şer Muhammed Sadık Muhammed Üstad Hazretleri, yani her şeyi tutup durup iyi gelirler. Hazır, şöyle konaklar alıp verir. Bir dualar kılıyorum sizlerde, dinimiz için, dünyamız için, ahiretimiz için ki yerli bu mekanlardan, varcılarından bir istifadet ifade edemeseydim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evvela sizlerine, belçenizde, hususen üçlü bulağbaşı kitabının namazkarları, mumun Müslümanları gel, bu acayip bir panakahını, mescidinin yenge kısmını kurup, bitirilip, güzel bir halde fikirtirip, bir yerde Allah'a ibadet kılıç başlangıcını bilen mübarek var etmemiz. Allah subhanahu ve teala bu mescidini yine hem berekatli buluşunu, bu yerde Allah teala'ya ibadetler devam buluşunu, ibadetlerinin dergahında kabul buluşunu nasip etken bulsun. Hem de malum bu Kırgızbay mescidi elhamdülillah uzak müddetten bir an Allah'ın üye sıfatıyla onun Müslümanlarına ibadethanesi bulup hizmet kılıp gelmekte. Uluh azizlerimiz, ötken ulamalarımız, meşayihlerimiz yakşilik bilen zikir kılıçları getirip bu mescid kurulganından bir an kurar gibi işini yapır gelmez. Daimi ravişte ibadet doktorup da daimi ravişte Allah'ın uyu sıfatı da dinin hizmeti de demek her zaman doktorup da degen şükranın cevaplarını yapmışlardı. Bana şu cevaplardan özümüz kulasa çıkarıp alışımız gerek ki yakşı niyet bilen saf dinden fakat Allah'ın razılığı için kılınan işler ana şunlara berdavam bulur. Niyet sağ, arzu umut sağ, amel Allah'ın emrine muvaffuk bulur. Şunun için bu işle Allah Ta'ala olsun berdavam koyar. O şey eşiği yapılmaydı, azanı toplamaydı, ibadet toplamaydı, Kur'an'ın kıraatı toplamaydı. Allah'ın uyu daimi ravişte yakışı bir seviyede hizmetini kılıp durar. Hakikaten ana şu halatlar oldu. Avvalgi devirlerde, mescidler sabda, bunca bir katta bir hacimde bulup, hazır bir sıfatdaki korkanlığı yok belki de hem, bu mescidde bana koşunur hanıflarını kılışıp, halk uzu vurulup, yedip yugulup, ustalar bir minnet hizmet kılıp, hani şu hanıfalarını kılıp, köpçülüğümüz yakışık olalımız bunu. Bana bugün de görüyorum, elhamdülillah, dini diyanette insanlar yine hem ihlas ile harekette buldular, namazlarının sonu köpeydi, eski hanıfaya sınmaya çalıştı. Bana hazır namlarımızı izleyip otgarlardık, o kadından bizi kıblegahımız, katta ahsakarlarımız, şu
qo'shini xodimlarini olsak edi, masjidni kengaytirsak edi degan orzulari bugungi kunga kelib amalga oshdi. Mana shu masjidni, demak, mana imomdorlarimiz bo'ldilar. Masjidni boshqa, demak, noyiblari, bu mutavalli boshqa kishilari, faollari, namozxonlari, mahalla to'y, qishloq aholisi, atrofdan eshitganlar, hammasi ixlos bilan mana shu yangi xonaqoni eskisini yoniga qurib, masjidni yanada ham obod qilish, juda bir go'zal holatga keltirish borasida ixlos bilan mehnat qildi. Mol pul sarfladilar, ustalar hunarlarini sarflashdi, katta kichik qo'lidan kelgan barcha xizmatlarini qilishdi. Har kun topganicha, har kun imkoniga qarab. Alhamdulillah, tez fırsatta bu narsa mana o'zimiz ko'rib turgandek go'zal bir holatga keldi. Nihoyatda huzur bilan, halovat bilan ibodat qilish imkoni tug'ildi. Masjid qurish ishi eng muborak ishlardan hisoblanadi. Eng ulug' narsalardan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر البتة الله من مسجدنا فقدنا الله كإيمان كترجل آخرت كنجة إيمان كترجل لرجنا آبات قلوبنا. Demak, masjidni obod qilish uchun o'zini hissasini qo'shgan inson, ana shu hissa qo'shishi uni Alloh taologa bo'lgan iymonining alomatidir. Uni qiyomat kunidan umidvorligini alomatidir. Ana shu insonlar masjidni obod qilish harakatida bo'ladilar. Ana shu insonlar masjidni obod qilish ishiga qo'lidan kelgan hissasini qo'shgan bo'ladi. Masjidni obod qilish uchun harakat qilgan, hissa qo'shgan, kuch, mol, pul, imkon sarflagan, hunar sarflaganlarning mukofoti esa nihoyatda ulug'dir. Ana shu mukofot haqida xabar berib, Rasululloh akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislaridan birida marhamat qilib aytadilar: "Man bana billahi masjidan bana Allah lehu baytan fil cennet." Kim Allah için bir masjid kursa, Allah onun için kıyamet gününde cennetten bir ül kurder. Başka bir ayetler kasır değil. Kasır kurder. Ulemalarımız uçlu hadisi şerifinden şartları mağrur ettediler ki, masjid dediğinde Arap tülü hususiyeti bilen bitta odam sajda qilib namoz o'qisa arzubili yerni masjidga uradi. Bitta odam. Ana bitta odam ibodat qiladigan joyini barpo qilgan odamga Alloh taolo qiyomatda uy qurib beradi, qasr qurib beradi. Masjidni obodligi to'g'risidagi ma'nolar aytiladiki, masjidni obodligi ikki qismdan iborat bo'ladi. Bir qismi masjidni moddiy obodligi, ya'ni masjidni chiroyli qilib qurish, go'zal qilib jihozlash, jon namozlarini chiroyli qilib solish, ularni pokiza tutish, ozoda qilish kabi moddiy ishlar. Ana bular juda ulug' va savobli ishlar hisoblanadi. Buni qilganga, sherik bo'lganga, yordam berganga o'ziga atalgan ajr bor, savob bor, xayr baraka bor. O'sha masjidga qilgan xizmati, sarflagan harakati, xarajatini bu dunyoni o'zi foydasini ko'radi. Xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Ana shu bilan birga masjidni obodligini ikkinchi asosiy qismi ma'naviy obodonlikdir. Masjidni ma'naviy tarzda obod qilish ham buyuk ishdir. U qanday bo'ladi? Bu masjidda namoz o'qish bilan, Qur'on qiroati bilan, Ramazonda xatm qiroati bilan
qatnaşıb, dini diyanat doğrusu demek malumat alır, özünü, imanını bakıvat kılır ve başka çarelerde demek iştirak etir. Məsidinin mənəvi cəhətdən avad kılış işidir qarələrdə və bunun mükafatı, xayir bərəkəti özünə yerləşir olar. Bugünkü gündə mənə imam damlalarımız cümə günləri də, başqa fəyətlərdə məruzələr kılır. Biz mumun müsulmanlarga dinimiz doğrusunda malumatlar təqdim kılışı həm hani bu şey mənəvi avadanlıqını gözəl bir görünüşüdür. Bizi dinimizde cuma külleri, cumanın hutbasını, maruzasını şeriyete kilitilişi şu. Cuma günü gelip, mumun Müslüman, özünün bir haftalı ruhu vazifasını alıp gider. Düşünmeyi bilen sevalları da cevap tapadı. Bilgen dersesinin tekrarını kılıp yenen müstahkemleydi. Hani ulamalarını, etkenleri, o şey kümge, oğutları, vaazları, kelesi cuma geçe olup, mumun Müslümanın ruhu kötülüklükte alıp yürüdü. Ularını demek Allah Subhanahu ve Teala'ya bağlı yaptırdı. Marifi cihetlerini yukarı dereceye kötüldü. Bana şu manalarda hem masjidlerimiz cüda muhum bir vazifeni eda edecek. Dinimizi organışımız, diyanetimizi organışımız, doğru yoldan barışımızda masjidlerimizde manaşı hizmetleri o da ahamiyetlidir. Sursan, bugünkü küller. Alğol dalğol olup, Müslümanların içinde türlü egri bugri fikirler takdarı takalıp kalan bir payıda. Şu mavçilikler çok eylem bir payıda. Ana masjidlerimiz, mandamelerimiz, ulamalarımız, manaşı takkaflıkını cipteşir, egrilikini doğrular, NATO'nun doğruya eğlendirir. Bu arası da halkın içinde ülken hizmetlerini karıştırmak gerek. Çünkü o şey başkalar tek durma yaptı. Tüm mey özünü yapını yapır yaptı. Yazı yaptı, internetle çıkar yaptı. Türlü video ya ki audio, avas yazıları kılıp uyandan bir yandan kilitiş yaptı. Ne maksatlı yaptı ki adamlarını, susan yaşlarını fikrini bozuş. Özüge karakter, özüge okşakış konusu da hareketlerini kırışır. Bana bu kavramlarda hem bizim masiflerimiz, imam davlalarımız cüde kette faydalı ve ahemiyetli işlerini kılmaktadır. Bazı hükümde hüsnete akbarat almıştırış vasıtaları asan yolu getirip kaldı. Çekirebil meydan derecede oturup kaldı. Bu ham nihayette türlü tersüçlerin gelip çıkışıyla hem sebep oluyordu. Bana şu manada iman kavmelerimiz, mescidlerimiz, siz bilen biz mumun Müslümanlarına doğru fikirde yürüyüşümüz. Kendisinde ve cemaa akidesinde buluşumuz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhine fıkhi mezhebi de buluşumuz. Ve başka gerekli düşüncelerimizle yaratıp verişleri lazım olur. Hazır ben öyle oturup, o şu kadimdeki tarif tekrarlayan etkenimi sıkılmaktadır. Bir vaxtla İslam tarqalı, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan keyin, Raşid halifelerden keyingi devirde, Arabistan çekerelerden çıkıp, başka milletler hem İslam'da kirişken. Ana şimdi kirgenlerde hem de o fikrime kirgen. Macusilikde olsa macusilik fikri bulan, mazdakilikde olsa mazdakilik, başka yani her tür fikirler araştırıp getir, Arapçanı yaksı kılışmaydı da, bunusu özünü yapına etken, bunusu özünü yapına etken, alğavdan alğavdan getirken. Akide bağlı da, türlük duran kırkalar çıkıp getirken. Karmatiler degeni çıkken, Mu'tazililer degeni çıkken, Batıniyler, İhvan-ı Sefa, ayta olsa yapıyor. Hemmesi özünün yapını ayta, mumun Müslümanlarının fikir dünyasını arkadaşlarına konuşuyor. Kufur, şirk, gelişmovçilik, her hınlar sarıp en takarlık gibi. Ana şunda, adamlar hayranlık oluyor. Müfessirler nesaklarına yapıyor.
Muhaddislar nesap kıl almayaptı. Fakihler uzun fıkhımın anavara. Müslümanların akidesi alğoldalığa okuyordu. Ana uçanda bizim büyük babamız İmam-ı Ebu Mansur Maturidi çıkıp hem nasıl cahiyi koyuyorlar. Ahl-ı sünne ve cemaat mezhebinin akidesi Allah Teala'nın tohumu da Allah'ın kelamı asası da bana bunda, bana bunda, bana bunda buladı. Karmatiler bunu ayetikti, bekar ayetikti. Mu'taziler bunu ayetikti, bekar ayetikti. Bana hüccetim bu, delilim bu. Her mezhebde reddiye verildi. Ali'nin küçüğü girer diye, Kur'an asası da girer diye, sünnet asası da girer diye, akıl asası da girer diye, Ali'nin çoğu şapınçilerini cimritip koyuyor. Yaptak uçan mevkada. Ana uçandan ki, İmam-ı Al-Maturi'nin etrafında tafsirçilere, hadisçilere, fakihlere hem, paylaşıcılara hem masadır bulup, doğru aytasız. Biz siz bulandırganız, siz yol başlayın de, ana o kişi, Ahl-ı sünne ve cevahat mezhebedeki Müslümanlarının imamı gayneydi. Ana o kişinin imamı ahl-ı sünne ve cemaat dediler. İmam-ül huda, hidayet imamı dediler. Alam-ül huda, hidayet bayrağı dediler. Ana şu tarzda cemlendi. Bizde hem imamlarının şuna kabul etmemek gerek. Ana şuna kadar çıkayarken her kıl olmalı gelirlerini ilmi asasda tarihden vurup kuratıp hakiki ahl-ı sünne ve cemaatı demek yolunu halka kursak bir işte alhamdülillah. Yani demek ki ilham şunu devam etiş gerek. Ben yakında Hidayet İmamı dediğim bir kitap yazdım. Şu kitapta bana şerken yaklarım var. Bu kitap hoşu İmamı Ebu Mansur Al-Maturidi Rahmetullahi Aleyh'in haklarıdır. Bu kişinin bütün Müslüman ümmeti cemlenip durup Ahl-ı sünne ve cemaat mezhebinin doğruluğa uçuşu. Sahih yolda başta uçuşu bile unvanını hemen kan alıp etişler. Ama bana şunu da faaliyetler buluş gerek. Fıkh meselesi de hem şu. O şey avalı 17-15 yıl var ki ondan onda daha yıl her türlü gemiler çıktı. Amına havası karaytanız değişti. Rükudan Türkan'da kolu kıtaramız değişti. Bu dedi, bu dedi. Hemmesi etraftan avagan yaptılar. Esası yok. Ana o şey, İmam-ı Ebu Hanife huzurlarının vakti şu işlerine kıl yaptılar. Bu kişinin yoludan yürüyen imamlar keyifliler, hemmesi şunu devam ettirdi. Bize anındaki hadiste yolunu yapıyor yaptı, bu İmam-ı Ebu Hanife'nin yapıdığını kıl yaptı, hadis tutma yaptı dediler, bekar ayıttı. Hadisini en yakışı biladığı anlamadan biri İmam-ı Ebu Hanife. İmam-ı Ebu Hanife, barca fakihlerinin içinde Resulullah'a en yakın adam. Bu kişi 157. hicriyinde vefat ediyorlar. Kogarlar hamması 157'den yılden keyin topluyor. İmam-ı Ebu Hanife bile Resulullah'ın ortasında daha bir kişi, dokunca iki kişi var falan. Bu kişiye hiç kim bir nesil diyemiyor. İmam-ı Ebu Hanife getirgen hadisler Resulullah'a en yakın adamlardan birini getirgen hadisleridir. İmam-ı Ebu Hanife'nin mezhebede getirgen hadis delil olsa ana uyudu, bana uyudu, zayıf babbatı dediler, bekarına yetişti. İmam-ı Ebu Hanife'de ise hiç kanaka zayıflığı yok. Bundan keyin olsa İmam-ı Ebu Hanife'nin işi yok, alakası yok. Bana şu meselelerini halkımız bilişi gerek. Halk anması hem mesele hadislerinin yoldaş imkanı yok. Ayetlerinin yoldaş imkanı yok. Şunun için imamlar asan kılıp namazı okuyanda bunu nakıl etsen de o zülü koşatış gerek. Hem mesele ayet esasında. Hem mesele hadis esasında bu. Ana o şunun için ana hazır hem mesele bir kıl. Hem ahl, hem imam, buluş yok, cencel yok. Şu manada hem çok hareketler doğdu. İmam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbal'ın mezhepleri Müslümanlarını birleştiriş için hizmet edendir. Tarifatlarını hemmesini birleştirip birbirine muhabbet kıladığın dereceli akıydı. Biz ballarına maslahatlaşıp Şeyh Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ramazan Buti'ni
Bemasallik diktator degan kitobini chiqardi. Tarjima. Ko'pchilik o'qidi, lekin diniy ilmlardan uzoqroq kishilar tushunishga qiynalyapmiz. Degan xat bilan menga murojaat qilishdi. Qaysi bir osonlashtirish imkoni bormi? Men o'zim shuni o'ylab turdim. Ana shu takliflar o'zimni o'yimni qo'shib turib, mazhablar ummatning birlik ramzidir degan kitob yozdim. Ana o'sha kitobda hammasi ayon kelgan. Hamma narsada bizning mazhabimiz bor. O'sha mazhab bizni birlashtiradi. Misol uchun aqida mazhabimiz ahli sunna va jamoa mazhabi, imomimiz imomi al-Maturidiy. Amaliyotlarimiz, bajarish ishlarini bajarish bo'yicha fiqh bo'yicha mazhabimiz imomi Abu Hanifa. Namozni qanday o'qiymiz, ro'zani qanday tutamiz, nikoh qanday bo'ladi, hammasini Qur'on sunnat asosida demak sozlab berishgan. Ruhiy tarbiya bo'yicha imomi Naqshband, Bahouddin Naqshband ruhiy tarbiya. O'sha namozda ruhni qanday qiladi, buni ko'rsatadi. Qiroat bo'yicha bizning imomimiz imomi Hafs. İmam-ı Asım'dan hans kılgen rivayet. Hani o şey, Kur'an'ın hazırlığı okuş üslubumuz var mı? Şöyle imamı var. Bana işte hem dünyada hem Müslümanlar bir kul okuyor Kur'an'ı. Başka mezhabalar az yine farkı var. Bu düşünün ki, Kur'an kıraatı değil, birleşken de başka mezhablara bizi akide boyuysa, fiqh boyuysa, tarikat boyuysa birleştiriyor. Hani o şunun için imamlarımızı tellev alıp, ana shundagi borini olib, boshqasi kelsa nari tur deyishgan. Afsuski hozir shunaqa bo'lmayapti. Qayerda bo'lmayapti? Tashqariga ketib qolganlarimiz shunaqa bo'lyapti. Hozir misol oladigan bo'lsak, Rossiyada ishlagani odamlarimiz boryapti. Ishlagani boryapti, uy quraman, mashina olaman, to'y qilaman. Yaxshi niyat. Borsin, ishlab kelsin. Lekin u yerga borib, anavlarni sirtmog'iga tushib qolmasin. Bu yerdan qochib ketgan qiz bir tahrirlar, o'sha yerdan undan boshqasi ham hammasi o'sha yerdan oldi. Boshqa yerdan ham qochib kelgan, Arabistondan ham kelgan. Ularga pul kelib turadi. O'zini kitobini qilib odamlarimizga tarqatyapti. Videosini qilib, disketini qilib tarqatib, ishlariga borib o'tirib, gapirib, odamlarning boshini aylantiradi. Ba'zi vazirlar yosh yigitlar bilmasdan ularni gapini olyapti, kitobini ko'tarib yuribdi. Bu yoqqa kelsa qolgan taqiqlangan narsani olib kelyapti. O'zi baxt saodat izlab ketuvdi. Boy bo'laman, badavlat bo'laman, uy quraman, mashina olaman, to'y qilaman deb. Endi ish teskarisiga aylanyapti. O'zi xijolat, ota-ona xijolat, bola-chaqa xijolat, mahalla to'y qilmoqlarimiz. Bunaqa narsalarning birortasini keragi yo'q. Hamma haligi aytilgan. Azizlarni mahkam ushlab, e'tibor qilsin. Menga yoshlardan xat keladi. Yigit qizlardan. Falonchi, men namoz o'qishni o'rganardim. Namoz o'qiyapsam, otam o'qima, namoz o'qisang davlat qamab qo'yadi deydi. Gapni qarang. Mana hozir shuncha odam o'tiribdi. Yana boshqa masjidlarimizda ham shu hozir, peshinga yig'ildi hamma. Kimni qamayapti o'sha davlat? Namoz o'qigancha qamamaydi davlat. Ro'za tutgani uchun qamamaydi. Hajga borgani uchun qamamaydi, zakot bergani uchun qamamaydi. Qaytib yordam beradi mana hajga borganlar, umrga borganlar. Kimni qamaydi? Jinoyat qilsa qamaydi. U jinoyatchi namoz ham bo'ladimi, benamoz bo'ladimi, uni farqi yo'q. Davlat qonunni buzdimi, jinoyat qildimi, javob beradi. Shuning uchun ana shu oralarda namoz o'qigani uchun davlat qamayapti degan bo'lsa, og'ziga uringlar. İnsafsızlık kareti. Borasız namaz okup, aklı kırsa okumadı. Ota mazbur kılıyordu, okumasın. Ona mazbur kılıyordu kızını. Yalvan yapın asasını. Bu ne kadar asasını bulması gerekiyor. Bizi, demek, özümüzü tutsak, doğru yoldan yürsek, mazharını düşürsek, özümüzde yakışır. Ailemizde yakışır. Mahalle köy, yer yur, vatenge, bütün Müslümanlarla yakışırlık olur. Ana shunda mana shu masjidda asosiy demak sababchi bo'ladi. Chunki masjidga kelib hamma o'sha ibodatni qilishni o'rganadi, qiladi. Shuning uchun domlalar doim kishilarga aytib turishlari kerak. Chunki jamoatga yangi odam qo'shilib turadi.
Daim damlalarımız, tez de tez de. Namaz okuşunu hemeniz yakışı bulamızı, yana bir yangi kegeller için kaytarı koyalım. Cumanı hemeniz yakışı bulamızı, yana yangi kegeller için kaytarı koyalım. Cenaze burada, kayta kayta ayıp duruşları gerek. Ana, o şunu, halk eşit olsa, bilgilerinin bilimi pişik bulan, bilmediğinde organ var. Damlalarının vazifesi şu, halka talim demiş, organ tutuluş. Cemaatte kandayı turaklı sattığını, kandayı alanı, babası işler. Başı işlerini hem doğrulaş gerek. Ben gerek gelip, Utkan Ramazan'dan keyim, yigitler, hanımlarımız, damlalarımız, kadınlarımız, mertlerdi. Taravih namazının altında başına kadar yani koşullarlar koptu. Cemaatte gelip koşullar değildi, iki rekat ötüp etken, imamla koşullu salam verip turup etkiliydi. Çünkü bilmeydi. Orada çıkıyor. Şunun için ben ettim. Bu mesela bitti mukamlar namaz kitabı tayyarladı. O şimdi iki rekat namazını da okuladı. Tur rekatı bunda da mesela hemesini anıp yazıydı. İkiliden çıkıyor geçiyor yazıydı. Kazanmış. Tur rekat namaz bunda okuladı. Farz namaz bunda okuladı. Sünnatı bunda okuladı. Cenaze bunda okuladı. Taravih bunda okuladı. De hemesini. İrilmezken başladan akıl geçe kursatıyor. Kursatıyor geçe. Elhamdülillah o şu kitap bu oldu. Mu'minin Mi'racı. Mükemmel namaz kitabı. Değil mi? 200 sayfadan artıralı oldu. Bu cenaze yan var. Hemen var. Dini komite kursantili ile kursat verir. Bunlar hazır bunu çok kırışa. Kırışta kayarla şey yaptı. Kopçiliğin itibasıyla binaen hem kirin harfte ve alakada hem latın harfinde buluyor. Çünkü latın harfini okuyan yaşlarımız yani namazı okuyan vakti geldiler. O da anaları ki ne şey yaptı? Namazı okuyordu, kitap verseniz bunu harfinizi okuyalım ben yaptı. Çünkü hemen de itimaz kılıçtı, namazdan hatırlık etti, kop dedik, kopçuluk, kursan oldu. Dua tuturası da çıkardı, hemen biz okuyunuz, bana namazını dolu okusun, yaşlar kurulmuş etti, nihayette yaksın buradan. Başka halatlarım şu, ana şunun için buna da masjidlerinin kuruluşu, onun yok uşak kurulanışımız bizi kapta kalktığımız. Bu dünya ahirat için kapta bir uluk bir şıksa kalktı. Ana şu itibardan, bana şu işte katlaşkenlerden yine bir var teşekkürüz kalkılarımız. Utkan azizlerimizin arzusu amalı bir aşık kurganıdan kulağının hakkıyla dua kılıp elbette ulanın ruhları körüp bürüp durdu, bundan nihayette şart buladı. Ve haliki etkilerimizle bu masjidimiz neydi? Manevi avatlığı içinden bir gelişim hareketçisi nihayette yaksı oladı. Bu işini başa geldiler, teşebbüskar rol geldiler, hüner sarfla geldiler, kul mal sarfla geldiler, hizmet sarfla geldiler, madenkar olup demek ruhlantırıp durdurlar. Hemme de Allah-u Teala sevaplarını köpeytirip versin. Kıyan işlerini mükafatı olarak her birlerine Allah-u Teala cennetten hasırlarına kurup versin. Allah bu mescidine maddi taraftan abad dediğine müşerrem kılan kendi manevi taraftan abad kılışımızdan hem bozu yardımcı olsun. Bu mescidlerini doldurup namazlarını okşamız, hatm-ı Kur'anlar kılışımız, başka ibadetlerini kılışımız, bu yerden marifet alışımız, mağruzalar eşitişimiz, birbirimizi ziyaret edişi de Allah-u Teala'nın özü yardımcı olsun. Daima hayır berekete yürüyüş. Bu tamamca basacağım kadınlarının her birine acı sağlıklarını kopayış taktiğe Allah-u Teala özü sezala kılacağım olsun. Ve sallallahu teala ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve rahmetke ya erhamer rahmin. Bazı zamanlar kaçırıp duyurdular, şükürler, yine bu kişiden rekabesini duyurmamışlar. Arzularda, hususen Arzu Hazretlerimizin arzularında
yine ham ko'pchilik niyati bilan mana har bir narsa niyatga qarab bo'lganda ushbu xonaqo go'zal bir holatga bino bo'ldi. Buning shukronasini ado qilib borishligimizni hozir muhtaram hazratlari aytib o'tdilar. Hozir viloyatimizda juda ham ko'p masjidlarimizda mana shunday obodonlashtirish ishlari yaxshi yo'lga qo'yilyapti. Alhamdulillah. Masjidlarning tahoratxonalari, xonaqalari, namozxonalar uchun sharoitlar yaratishlik to'g'risida alohida ko'rsatmalar bo'lib, imom domlalarimizning tashabbuslari va homiylarimizning qattiq mehnatlari bilan masjidlar obod bo'lgan. Ularning qatorida ushbu masjidni ham mana juda ham oz fursatda tezlik bilan bino qilishdi. Hozir yana davomini niyat qilib turishdi. Ushbu xonaqaga mos bo'lgan yana bir tahoratxona qilsak degan niyatda turibdilar. Bundan da obod qilsak degan niyatda turibdilar. Inshaalloh biz qo'limizdan kelganicha yordam berib, birgalashib, maslahatlashib, masjidni bundan ham obod qilamiz degan niyatdamiz. Muhtaram azizlar, men bugun ushbu tashrifdan foydalanib, bugungi imkoniyatdan foydalanib, sizlar nomingizdan, faqatgina sizlar nomingizdan, balki bütün dini xodimlar, imomlar nomidan muhtaram ustoz hazratlariga chuqur bir minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Qalbimni to'rida yotgan, hurmatlangan, qalbimni to'rida yotgan eng ezgu tilaklarimni anchadan beri qalbimda tugib, duo qilib turgan bo'lsam-da, bugun mana shuni oshkor qilish imkoniyatini bergan Allohga shukur aytib, muhtaram ustoz hazratlarim qilib borayotgan har bir ishlar mana hozir dinimizning rivoji mazhabimizni ayniqsa Hanafi mazhabida Ahlus Sunna va jamoa aqidasining o'rganishlariga qilayotgan xizmatlari cheksiz Alloh bunga ajr bersin. Bugun mana shu bizlarga duo nasihatlarni qilib turar ekan ushbu masjidda qiblagohlari xizmat qilib o'tganliklari bir paytlar o'zlaridan mana shunday bir olim chiqishligini orzu qilib o'zlariga yosh olib duo qilib ustoz muhtaramni ruhi qay darajada bu xizmatlardan xushyod bo'lib turganligini qalbimiz ila sezib turar ekanmiz. Muhtaram ustoz hazratlarini dunyoga keltirishga sabab bo'lgan qiblagohlari hojalarimizni voyday muhtaramamizni umoriday muhtaramalarini hoji onamizni Alloh taologa yotgan joylarini jannat bog'chalaridan bog'cha qilsin. Ilohim bundan keyin ham Alloh taolo dunyoni fitnalardan omonda qilib to umrlarni oxirlariga qadar mana shunaqa go'zal xizmatda bardavom bo'lsin. Biz uchun hamma narsa tayyor. Faqat o'qishimiz qoldi xolos. Hozir imom domlalarga ham o'zim ham aytyapman. Agar muhtaram ustoz hazratlar tomonidan yozilgan kitobni boshidan oxirigacha o'qib chiqsa mulla bo'ladi. Xalqimiz bizdan o'tib ketyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Yaxshi ziyoli, o'zini ustida ishlagan ziyoli odamlar hammasini o'qisa ma'lum bir holatda domlalardan o'tib ketib qoladi. Shuning uchun bu xizmatlar cheksiz. Biz imom domla minbarda turib gapirsa ozgina odamga gapirilyapti. Kitoblar yoki internet orqali bo'layotgan xizmatlarni chegarasi yo'q. Shuning uchun men yana bir karra muhtaram ustoz hazratlariga, shogirdlariga, bo'sh xizmat qilgan barchalariga uzoq umr, tinchlik, ofiyatda bardavomlik xonadonlar obod bo'lishligini so'rab duo qilaman. O'zing ko'rib bilib turibsan. Bir yurtda bitta olimning turishligi, xizmatda turishligi bu biz uchun juda katta ne'mat. Ilohim muhtaram shayx ustoz hazratlarini o'zlarini, oilalarini tinchlikda, ofiyatda, go'zal hayotda, diniy xodim xizmatida bardavomlik bergin. Ularning vujudlariga sabab bo'lgan muhtaram ustoz hojidalarimizga, muhtaram validalarimizga Allohim oxiratlarini obod qilsin. O'zlaridan kelgan dinda xizmatini davom ettiradigan shunday zurriyotlarni dunyoga kelishga sabab bo'lib, go'zal tarbiya qilib o'tgan bu ota-onalar hammalarimiz uchun namuna bo'lishliklarini, ularni oxiratlari obod bo'lib qilayotgan har bir xizmatlari sadaqa-i joriya bo'la borishlarini nasib qilgin. Bu masjidimiz muhtaram ustoz hazratlari aytganlaridek ham ma'naviy obod bo'lishligini, barcha masjidlarimiz ma'naviyat uyi bo'lib xizmat qilishligini, ruhi ozuqa olib buni hayotga tatbiq qilishlik imkonini berishligini so'rab o'zingdan duo qilamiz ya Rabbi. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar.
وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا آمين. يا رب العالمين. Özümüzü fedavatı kılan savabıdan Bölgen barca mumun ve mumun altlarına rahmet eyleyin. Sözden müşve biz namaz okup son bir de namaz kırgın mescidde Kırmızbay mescidini avvaldan kurup ötgerlerini berkelerine. Bu yerde imam olup mütevalı olup mescid hizmetlerine kılıp ötgerlerini hemmelerine. Bu mescidini avmak kılgınlarına hemmelerine. Sözden bu yenge kanatlarını kurgeller, bunlardan otgellerini berkelerine, boşuna Kavristan'da yapken azizlerimizin hemmelerine, hemmelerine Allah'a uzun gariki rahmet soysayı cennet kurgen, kabirlerini münavvar eyler, ahiretlerini avad kurgen, bunların imanları, ibadetleri, amel-i sağlıklarını hemrah eyler, bunlarını yoklar kurayarken bizim dualarımızın hakları da kabul eylegin, ve ahiretteki makamlarını yükselişine sebep çıkırken kavgallarını berkelerine. Hususen üçlü cemaade uzunca adizana konularını katarıp dua kutukken bendelerine, hemmelerine, bu yenge hanatanın kuruşta iştirak etken belki azizlerimize, teşkilatı dekirgenlerine, hücretlerini teyirlerine, üstelik dekirgenlerine, üstelik rahmetlerine, kulu bilen, malı bilen iştirak etkenlerine, mihneti bilen, yardımı bilen, kumeli bilen, duası bilen iştirak etkenlerine hemmelerine. Allah ularını biz namından ayıp ötüşten acizmiz, hemmelerini sana ötüşten acizmiz, uzun körüp durgensen, uzun bilip durgensen, uzun kısabını, kitabını kırıp durgensen, Allah Teala ana uşu uzun bilgen, körgen, kısab kitabını kırgen bendelerinden, en uluk sevaplarını atakırken ular bu dünyada senge bir bayit kurup gider ularını her biri yaparlardıkları ahiretten, cennetten kasırlarını kurup büyük mükafatya sallallahu buluşlarını nasip etken Allah bu mescidini maddi taraftan abad kurgen kavmini indi manevi taraftan hem abad kurışta uzun yardımcı kurgen bu mescidde uzunca ihlas bulan ibadet etişlerini, şerayetlerini yakışırken namazlar okup, fethi Kur'anlar kılıp, ilim marifet alıp, dualar kılıp, özlerinin bilim seviyelerini aşırıp, ibadetleri güzelleşip barışıyla özünü yardımcı oluyor. Allah bu işe kılmaksız olgen hemmeleri de özünün acil sevaplarını köpeytirip vergen, bunca okşagen işlerini yine hem toprağa kılıp barışlarında özünü yardımcı oluyor. Bu işe baş, baş olgen imam damlarımız, kazı damlarımız, hemme hemmelerine, din diyanet yoluda, mumun Müslümanlar yoluda, ev, yurt, harf, vatan yoluda kıyarken hizmetleri de uzun madaşlar borcuyor. Allah'a uzunla yalvarıp sorayımız, ev, yurt, nütün çaman kırgın, aziz vatanımızı cennet mekan kırgın, halkımızın uzun razılığını kapatılan halklardan buluşun nasip etkin, bahçelerimizin imanda, İslam'da, sağlıktadan kırgın, uzun hidayetinden ayrılmakın, Rabbana etine fil dünya hasene, وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار الله بقول قل بوم على السك خدام بس في جناز لأن حرب الخدام درج بتمس في جناز أجل سواب لأن بيرجع بيرجع في مكتب جل لأن بيرجع درج درج أجل سواب لأن بيرجع دائما شنو وش كان خير لي بركات لي استعدا در دوام ورد جلوش مزد وزن يردم شو بارجع أسم الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum, ustazlar. Başarı, günah başını saadetli kararları biz nihayette heyecan veren hikmetimizden tapanmıyız sebep bu cahideki ulu üstadımız Muhammed Yusuf Damla imam üstadını her bir kentini getirdiler müdini getirdiler temelleri diyken sözleri koyken bir mukaddes mescidde kırmıyorken biz
Ben bu haberini eşitecek olsam bunu kezralı eşittim. Çünkü mümkün tebliğ sıfatı da Bamlı Buğam kayarlı bir görüşse tümlülük yeterli. Yani bir de bu işin ardından edelim. Biz yaş adamız. Bir cahide mersiyelde, merasimlerde, başkalarında bağırıp kazık. Hatta yaşlı adam bir deydi ondan tüm ben de bir laboratuvarını tabir kılıp menajerde bir acayip yüksek bir insanıydılar. Bugün ben açıyorum. Hatırlar bu cumartesilerde bina ilişkin eken Türkçe'ye bir tabletimiz var. Bula başı ilerinin baktı dedim. Bunu özellikle kulakta çıkarlar orada size. Bula başı halkı hizmette türkün yengi mescid kurup çekmesi gülgül. Cemlenip cemaat geç ve namazda hamdu sana okup acrı niyazda. Müstebit üzümlü iskendesi de dinsizlik, dahilik alengesi de Muhammed Yusuf'de fidayi imam davet-i din bilen yurdu sülh-i şam. Cuma hutbesini okur çağında Cuma hutbesini okur çağında özlerini kördü cennet bağında. Borar cahil görüp kuşhal engeçti, veliler ruhiga ruhan ergeçti. Habib damla namı dillerde daim, ruhiga ihtiram dillerde kaim. Ciger parası kim? Muhammed Sadık. Ciger parası kim? Muhammed Sadık. Buhari Sani tahsinge layık. Kıblegah singeri adli kenteri duagöy devamçı Muhammed Amin. Nederlerin kapı boldu hubmullah şagirdler kadarı harı lütfullah. Çehresi münevver ali derece devreler gevheri ul nurani zat. Ammege afkati dayıb marifet ezzu yumuş ile tatbiden nusret. Tamami cemaat kavmu karındaş. Tamami cemaat kavmu karındaş. İhlasmend muhlisler bolib yelkedaş. Hatip damlem ruhun şad etmak için mescid bina eylet ta'zimde bükün. İbadet, itikad, tevhid mübarek. İbadet, itikad, tevhid mübarek. Mukaddes Beytullah, mescid mübarek. Rahmet kılsın diye Halık-ı Rahman, Abdülahad okur ayeti Kur'an. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إيه اللهم senin birliğinde iman keltirgen Hazreti Peygamberimiz Muhammed Peygamber bir iman keltirgen itaat kılgen ömrünü, bütün hayatını dini İslam'a bahşide etken bana şimdi cahilerde daveti din bilen marifeti İslam'ı terk etken Üstad-ı Muhterem Muhammed Yusuf damlamızı ruhaniyetlerine bağışlayman Allah Teala rahmet kılsın. Belkim hazır ruhları gelip tebessüm bilen karakterlendir buralarda. Hudaya ruhlarını razı, menzillerini cennet eylegin. Bana bu kulağbaşı halkı,
hemelerge şeyhsiz mene dini idaremiz, hazdamlarımız, belki imamlarımız, hemelerimiz minnettarçılık izhar kılamız. Milyonlar rahmetler bulsun. Şu mescitlerde dünyaya kilitlenir, şu secdegahları dünyaya kilitlenir. Meneşehirde halkını günahdan bir günah kılatıyan merkezlerde bina kılır. Muhammed Yusuf damlanın ruhunu şad diyen bu halka Allah'ın rahmeti, berekatleri yağılsın. Allah'ın selamı.